Ya bu karı yapamaz ya. Yani nereden bulacak o cesareti? Nerede onda o... Azo, niye gidip Gacı'yı odasında mıhlamıyoruz? Şimdi herkesin gözü üzerimizde Hasret. Odasında şey yapmıyorum. Gel. Geliyor zaten kendi ayaklarıyla tıpış tıpış. Merve! Doğru mu? Sen mi yaptın lan? Ben yapmadım diyorum. Neden kimse inanmıyor bana? Tek ayağın üstünde 40 tane yalan söylediğin için olabilir mi? Ha? Bence mantıklı değil mi? Yok, iyi ki öyle bir şey değil de Azra. Onun gibi... Kes! Boncuğun yarım kalan işini an itibariyle devralmış bulunuyoruz. Duydun mu? Hanımlar! Ne oluyor? Eğleniyor muydunuz? Merve Bilgiç, bölümün değişti. Git eşyalarını topla. Hadi bakma öyle, hadi. Özleyeceğiz seni Merveciğim. Merak etme, ziyaretine geliriz. Çok hoşlandım kendisinden. Fark ettim. B2 212. Geç bakalım. Bu arada gözüm üstünde, tamam? Cinayet. Cinayet rüzgarı. Burada. Deniz parça pirçik ediyormuş seni. Of, sorma ya. Burada sana bir şey olmayacağını mı sanıyorlar? Sen de mi öyle sanıyorsun? Şimdi git odana. Şu kahvemi al, tadıyla içeyim. Sonra odana geleceğim. Geç. Ya yürü git sen odana. Okuyun. Ha, üniversiteye imtihana gireceksiniz. Yakında sizin de hesabınızı keseceğim. Sürüsü. Yani şurası çok açık ki Sayın Hakim. Müvekkilim Ecem Demir, yargılanacağı davada en kötü olasılık suçlu bulunsa bile... alacağı mahkumiyet cezasının sınırını düşünürsek... şu anda davasının tutuklu olarak görülmesi çok anlamsız. Tutukluluğu kaldırıldığı takdirde emin olun... müvekkilim dünyanın diğer ucunda adını ilk kez duyacağınız bir adaya kaçmayacaktır Sayın Hakim. Buradan çıkınca Ecem Demir'in gideceği tek yer okuldur. Kendinizi mahkemenin yerine koymayın Eren Bey. Yok, ben kendimi mahkemenin yerine koymuyorum Sayın Hakim. Ben kendimi devletin yerine koyuyorum. Ve diyorum ki devlet elbette her sabah evinden okuluna giden 18 yaşındaki genç bir kızdan daha güçlüdür. Ve umarım devletin adaleti gücünü bu kız üzerinde sınamaya kalkmaz. Anlıyorum size Eren Bey. Nutkunuz bitti mi? Şimdilik Sayın Hakim. İfadesi için cezaevine bağlanmışsın. İyi günler Müdür Hanım. İfade için Ecem Demir hazır mı? Maalesef Sayın Hakim. Bu sabah geçirdiği bir kazadan dolayı kendisini hastaneye sevk etmek zorunda kaldık. Bildiğimiz kadarıyla şu an ifade verecek durumda değil. Ne tür bir kaza Melis Hanım? İzahat verebilir misiniz biraz? Tahkikat safhasındayız efendim. Şu an için mümkün değil. Anlıyorum sizi. İyi mesailer, sağ olun. Teşekkür ederim. Müvekkiliniz için üzgünüm Eren Bey. Geçmiş olsun. Gecikmiş adalet. Gecikmiş adalet dedikleri yoksa bu muydu Sayın Hakim? Ne dersiniz? Neyse. Hepimize geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Abla.
bakıyorsun ya? Bakıyorum. Bakıyorum. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Bir insan, bir insan senin kadar beceriksiz olamaz diye düşünüyorum. Hiç kala bunun adamı değilmişsin, hiç. Abla bak, ben ne istediysen yaptım. Bağırma. Sağlam iğneydi, vurdum hepsini. Benim hatam yok diyorsun ya. Öyle yaptım, öyle oldu. Daha da iyisini beceremem mi demek istiyorsun? Ha? Yok ablacığım, olur mu öyle şey? Kız çok güçlüymüş ya. Ne bileyim, ben öldüreyim diye zaten vurdum hepsini. Deniz niye saldırdı sana? Elinden zor kurtarmışlar seni. He? Neyden kuşkulandı Deniz? Ya ben bu Ecem'le şimdi çok yakındım ya. He, o da onu gördü. O yüzden de benden biliyor. Bir gören olmadı mı? Yok, sanmam. Sanmam ne demek? Sanmam. Ne demek? Bir gören olmamış mıdır mı demek? Ne demek? Abla, abla kurban olayım. Kimse bir şey görmedi, ne olur. Zırlama, zırlama. Yerde konuşmasak mı? Çok dikkat çekiyor. Hüseyin, seni onu orta bir pataklarım. Tövbe estağfurullah. Ulan tamam, sakin. Söyle, buyur. Kız hastaneye yatmış. Aynen abla. Durumu nasılmış? Vallahi o kadarını bilmiyorum da abla. Buradan giderken çok kötüydü. Bilmiyorum ne demek. Bilmiyorum diye bir cevap. Tanımıyorum. Bilmiyorsan gidip öğreneceksin. Tamam abla. Ben sorup soruşturup sana bilgi veririm. Başka bir anın var mı abla? Git şu durumu öğren Hüseyin, git. Tamam abla. Mahpus ablalarım, gardiyan abilerim, ablalarım. Ben Hasret, nam-ı diğer pehlivan. Buradan bütün beni sevenlere en içten sevgilerimi yolluyorum. Yani beni sevmeyenlere de yerimi biliyorsunuz. B212 Hasret acile bekliyorum. He, anladın sen. Ablalarım size bugün fıkır fıkır bir roman havası çalmayı çok isterdim ama bildiğiniz gibi Deniz ablamız ve dünya güzeli Ecem kızının başına türlü badireler geldi. Tabii ki hepimiz çok üzgünüz. Biz bugün oturup da neşelenip öyle göbecikler atamayız. Bize yakışmaz. Neyse, şimdi bizim bütün ekipten Deniz abla ve Ecem için bir şarkı çalıyorum. Bu şarkı bütün sevenlere, kavuşanlara ama bir türlü mutlu olamayanlara gelsin. Oh be. Sevdim lan ben bu işi. Ve bir dakika ya. Duydunuz mu kız? Kapatıyorum sesi. Allah beni kahretmeye. Güneş doğmuyor. Geçiyor mu ömrümü de günüm dolmuyor. Eşim dostum hiç ya. Yok mu hapishane? Beni arayan bu zindanda öyle. C
can gardiyayı. Alo, 112 mi? Hah, evladım, acil yardıma ihtiyacım var. Çok kötüyüm, çok çabuk. Anlatmayacaksın anlaşılan. Tamam, anlatıyorum. Hı. Ama sen biliyorsun ya. Ya nereden bileceğim? Daha bir kelime etmedim. Bir anlat önce ne olur ya. Tamam. Şimdi Temel'e Amerika'nın taşı toprağı altın demişler. O da kalkmış Amerika'ya gitmiş. Sonra yolda bir bakmış $100 var. Demiş daha ilk günden işe mi başlayacağız? Güzel bir şey ama güzel güzel. Saçma güzel, değil güzel, mi? Güzel güzel. Annem. Ben yok tanımadım bir numara. Alo. Evet benim. Anlamadım hangi hastaneden arıyorsunuz? Annem mi? Durumu nasıl? Tamam, peki hemen geliyorum. Ne oldu? Annemi hastaneye kaldırmışlar. Annesi var? Bilmiyorum. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum demişti. Ben ona hiç inanmadım. Ben nasıl böyle bir şey yaptım? Ya, bir sakin ol. Önce bir sakin ol. Hastaneye kaldırmışlar nasıl olsa. Doktor var yanımda yani. Bir sakin ol. Değil mi? Tabii, panik yapmadan gidelim. Tamam mı? Tamam. Hadi. İyidir değil mi? İnşallah iyidir tabii. Evet hanımlar, sayım için sıraya girelim lütfen. Pardon. Geç. Gidiyorum. Kızlar. Deniz. Bora getir, Bora. Dudu al. Evet, başlayabiliriz. Bir kişi eksik. Ecem Demir yok. Yok. Ecem Demir yok, nerede? Herkes burada. Yok ki nerede? Deniz. Tamam, sakin ol. Şu sayımı herkes bitirelim. Herkes burada. O niye yok? Öldü mü kaldı mı belli değil. Deniz yerine geç. Deniz burada o nerede? Deniz yerine geç. Nerede? Sakin ol. Deniz sakin ol. Öldü mü kaldı mı belli değil. Deniz sakin ol. Sakın yapma Deniz. Yapma. Siz devam edin ben ilgilenmiyorum. 14. Ne yaptınız lan? Ne diyorsun sen? Sakin ol. Minik, sen anons geç. Alarmı durdursunlar. Siz de durun, tamam. Ben de. Deniz, sakin ol. Sakin ol, tamam. Derin nefes al. Sakin ol. Tamam. Şimdi benimle geleceksin, tamam mı? Sakin ol. Derin nefes al. Hadi, benimle gel. Tamam, sakin ol. Hadi gel. Gel buraya, gel. Tamam.
Efendim Meltem? Meltem, o ses ne? Deniz mi? Tamam. Hemen geliyorum şimdi. Hemen geliyorum. Daha iyi misin Deniz? Üzgünüm ama butona bastığında bana başka çare bırakmadın. Herkesin içinde nizamı bu şekilde bozmana izin veremem. Deniz'i hastaneye gönderemem. İyice kontrolden çıktı zaten. Melis, gayet normal değil mi kontrolden çıkması? Kadının kızı belki hiç geri dönemeyecek. Ya Deniz belki kızını bir daha hiç göremeyecek. Ne değiştirdi fikrini Murat? Daha düne kadar Deniz'e karının katili olarak bakıyordun. Ne değişti, nasıl değişti? Yapma Melis. Bence ikimiz de gayet iyi biliyoruz Deniz'in katil olmadığını. Ben artık sadece adaletin peşindeyim. Deniz o hastaneye gitmeyecek. Bunu unut. Bak Melis. Nihal, yaralanıp kendini kaybetmeden önce, yani bilincinin açık olduğu son anda ben orada olamadım. Yetişemedim. Belki Nihal etrafındaki boşluğa bakındı. Gözleri beni arandı. Ama ben yoktum. Sonra da kapandı gözleri. Bir daha da açılmadı. Son bir defa bakamadık birbirimize. Ecem böyle olmasın Melis. Bırak görsün annesini son bir defa. Deniz de kızını görsün. Kız ölecekmiş gibi konuşma Murat, lütfen. Biz en kötü ihtimale karşı yapabileceklerimizi yapalım. Bırak yapalım. Murat, Allah aşkına ısrar etme artık. Böyle bir şeye yetkim olmadığını biliyorsun sen de. Ama vicdanım var, öyle değil mi? Vicdan yetkinin olmadığı yerde lazımdır insana Melis. Bazen elinde hiçbir şey yoktur vicdanından başka. Ve sen vicdanını dinleyip doğru bir şeyler yapmaya çalışırsın. Mesela ölümle cebelleşen bir kızı son bir defa annesiyle buluşturursun. Ve işte buna adalet derler. Vicdan yoksa adalet de yoktur. Melis Hanım izin verdi. Seni hastaneye götüreceğim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bekliyorum ben. Tamam. Tamam. Uzat ellerini. Uzat hadi.
Yardım etmemi ister misin? Yok, alıştım artık. Devam ediyor mu uykusuz? Evet. Özür dilerim. Niyel'in ölümünden sonra yaşadıkların için. Yaşattıklarım için. Vallahi iyi ki insafa geldiler de aldılar götürdüler gösteriyorlar kızını, yoksa vallahi delirirdi burada Boncuk. Ne ya, vallahi gözleri belermiş, öyle deli deli bakıyordu bize. Ama günah, insan kendi evladını öyle gözünün önünde. Ne bileyim, Allah düşmanın başına vermesin. Vallahi dua edelim de kızı bir an önce toparlansın. Yoksa Deniz'in hali fena. Evet. Fena. Yoksa zor tutarız Deniz'i. Hadi ya. Neyse kızlar, size doyum olmazsa yarın sınav yok. Biraz çalışmam lazım. Kolay gelsin. Allah senin açıklığı versin Azra. Benim az olmuş da görüyor musun? Profesör olacak bu mopsane. Doçent profesör. Zehir gibi zehir. Cin, cin o cin. Olur oğlum. Henüz durumunda bir değişiklik yok. Doktor bey geliyor şimdi. Size detaylı bilgi verecek. Ha, doktor bey, Ecem Demir'in annesi. Durumu nasıl? Konuşmak için biraz erken açıkçası. Beyindeki ödem sebebiyle uyutuyoruz. Tabii kalıcı bir hasar olup olmadığını anlamamız için biraz zamana ihtiyacımız var. Moralinizi yüksek tutmaya çalışın. Çok daha kötülerini gördüm. Umutsuz durumda değiliz. Dediğim gibi iyileşip iyileşmeyeceğini zamanla göreceğiz. Tamam. Görebilir miyim? Kızınız yoğun bakımda şu anda. O yüzden... Doktor bey, biraz yardımcı olsanız. Yani annesinin durumu da malum. Peki, çok uzatmamak şartıyla... Tamam. Hemşire hanım size yardımcı olacak. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Günler. Sağ ol. Geldim anne. Geldim. Geldim canım kızım. Yanındayım. İyileşeceksin. İyi olacaksın. Güzel günlerimizi de.
durumlar biraz karışık abla. Ha, öyle mi? Sen de ortaya bir karışık yap o zaman. Nedir karışık olan? Kızın beyninde ödem mi modem mi bir şey varmış. Mevzu şu abla. Gencecik kız. Uyanıp uyanmayacağı belli değil. Uyansa deli ayağı tutar mı o belli değil. Acıdın mı? İfade vermiş mi? Yok abla. Vermemiş. Onu da kendine geldiği zaman alacaklarmış. İyi. Tamam. Toz ol. Kaybol. Git hadi. Şşş. Hüseyin. Ne bakıyorsun lan? Yok bir şey.